Tekrar merhabalar. Evet, altın fiyatlarının hareketine baktığımızda geçen hafta yaşanan o büyük düşüş aslında bizim 1300'lerin altına 1296 yani tablomuzda, aylık tablomuza baktığımızda daha önce bahsetmiş olduğumuz, hemen tablomuza dönelim, 1296 seviyesinin test edilmesi ihtimali 1300'lerden itibaren bahsetmiştik ama bu seviye o kadar sert kırıldı ki biz 1284-1276 bölgesinden güvenli alış bölgesine yaklaştığımız, güvenli alış bölgelerinin olabileceğinden bahsetmiştik ve son en önemli güvenli alış bölgesinin de 1241 olduğunu geçen hafta itibariyle bahsetmiştik. Haftalıklarda bu seviye görüldü. Gördüğünüzde 1241 görüldü ve buradan döndüğünü şahit olduk. Yani güvenli alış bölgesinde olduğumuzdan bahsetmiştik ve buradan itibaren bu hareketin hemen tablomuza baktığımızda şurada 73 seviyesi bize 73 seviyesi bize aslında altın fiyatlarında 1250 altındaki her hareketli iyi bir alış fırsatı olabileceği yönünde mesaj vermişti ve biz de güvenli alış bölgesi olabileceği yorumlarımızı, mesajlarımızı vermeye çalıştık tabii ki. Tabii ki son kararı her zaman yatırımcının kendisinin. Geldiğimiz noktalar itibariyle mavi hareketli ortalama önemli. Bugün itibariyle görülen en yüksek 1265-1256 şu an için doğru bir iz üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Göstergemizin olumlu geliştiğini, eksi ama olumlu geliştiğini, diğer göstergelerin aşırı satın bölgesinde ve tepki hareketi içinde olduğundan bahsedebiliriz. Günlüklere baktığımızda hemen tablomuza bakalım. 1265, evet 1261 üzerindeki hareket, 1265-1268 ihtimalle gündeme getirdiğini ve 1265'in test edildiğini görüyoruz. Aşağıda destek olarak da baktığımızda 1256-1255 bölgesinin önemli destek olduğundan bahsediyoruz ve şu an için tutunduğunu görüyoruz. Haftalıklarda, özellikle aylıklarda, evet, aylıklarda 1249 üzerindeki harekete 1276-1296'ya kadar bir tepki ihtimali getirebileceğinden bahsedebiliriz. Kademeli bir şekilde, ama bunun için haftalıklarda özellikle 1273'ün üzerinde günlük kapanışta 1280 dolayısıyla 1296 ihtimalini getirebilir. Bu noktada izliyor olacağız. Şu an için tablomuza baktığımızda 72'den dönen hareketin 72'deki 1257 15 dolar daha 1257 üzerinde 15 dolarlık da bir hareket demek 1270'lerin üzerine yani 1280'lere doğru bir hafta içinde bir tepki ihtimali arttı. Zaten bize gösteriyor. Bundan cuma günkü yorumlarımızda da bahsetmiştik. Ve şu anki tabloya baktığımızda 1260-1261 bölgesinin tablomuza bakıyoruz. Günün önemli destek aralığı olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Şöyle bir saat daha, belki 2-3 saat daha doğrusu 1261 üzerinde kalması demek ki burayı geçmiş, bunun üzerinde kaldı. 1268-1271 ihtimalini gündeme getirebilir günlüklerde. Bu anlamda önemli bir günde izliyoruz. Ve biz altın fiyatlarında aslında haftalıklara baktığımızda bu hareketin kademeli bir şekilde biraz önce bahsetmiş oldum. 1280-1280 üzerinde şu mavi hareketli ortalama geçtiği 1200 hemen bakalım 96. Yani bizim bahsetmiş olduğumuz, biraz önce bahsetmiş olduğumuz 1296'lara doğru bir hareket getirmesi normal olacaktır. Biz belki ay başında, geçen daha doğrusu ayın ortasından itibaren altın fiyatlarında 1340-1336 bölgesinin önemli direnç olduğunu, buranın geçilme ihtimalinin azalmaya başladığı, 1350'nin altında aslında alış fırsatı olabileceğinin mesajlarını vermiştik. Ama bizim beklediğimizden daha hızlı bir hareket oldu bu gerileme. Biz 1284'leri ve 1275'leri gördüğümüzde güvenli bölge olarak bahsetmiştik. Şu an içinde aslında çok da bir fark olmadığını, dolayısıyla burada bizim beklentilerimizi biraz aşağı gelse de sonuçta karşılayabilen bir bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. Tablomuzu kendiniz de izleyebilirsiniz. Haftalıklar bu noktada 70 üzerinde hareket, 80 ve 80 üzerinde önemli bir tepki getirebilir. Bu anlamda önemli. Evet, isterseniz buradan bir Brent petrol yapalım. Brent petrolde de daha önce haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz yukarı şu yeşil hareketli ortalamanın geçtiği 50-70-51 bu bölge üzerinde bir hareketin
olabileceği, ihlal olabileceği, dolayısıyla tekrar bu hareketin bandın altına çekilebileceği ihtimalinden bahsetmiştik. Bu hafta böyle bir seyir olabilir. Evet, biz petrol fiyatlarının 50'nin üzerinde çok da kalıcı olup bir trend hareketi oluşturamayacağını, yukarıda hareketin bu 50-70 bölgesi, 51 üzerindeki hareketlerin satış fırsatı bile olabileceğini, yani daha doğrusu tablonun geneline baktığımızda, büyük resme baktığımızda, tabi sat demiyoruz ama sonuçta önemli direnç bölgesi olması, dünyadaki büyümeler ve temel düşünmek istemiyoruz ama gerekçeleri düşündüğümüzde hareketin 50'nin üzerinde, belki 53 son dönemin en yüksek seviyesini gördükten sonra bir kar realizasyonu ihtimalinden bahsetmiştik. Bunun da ilk etapta 50'lerin altına, hatta 49'lara doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir demiştik. Şu an için tablo bize günlüklere baktığımızda, pardon aylıklara baktığımızda, aylıklarda sanki bir yukarı hareket izlenimi var. Ama bunun devamı gelecek mi? Bunun için en azından hemen tablomuza dönelim. Ve tablomuzda özellikle aylıklar tarafından yola çıkalım. 51.900 üzerinde kaldığı müddetçe, evet 53'lerin üzerinde 55'leri konuşuyor olabiliriz. Hatta 60'ları konuşuyor olabiliriz. Ama 51.900'lerin üzerinde burada kapanışların en azından önümüzdeki çarşamba günü de olması halinde böyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Nereye kadar? 51.900'lerinde 54.5'lar gündeme gelebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Potansiyel olarak var. Ancak biz önemli bir direnç bölgesi olduğundan bahsediyoruz. Hemen tablomuzu gösterelim. Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz üzere son belki de en gördüğünüz üzere daha geçmişten de gelen o büyük çöküş öncesi gelen direnç bölgesi, buranın geçilmesini şu an için beklemediğimizi bir kez daha söyleyebiliriz. Bank dönüşleri de tabii ki burada önemli. En azından bugüne dair baktığımızda hemen seanslık bir tablo yapalım. Evet, seanslıkta uyuşmazlıklar çok ciddi anlamda uyuşmazlıklardan bahsetmiştik. Aslında biz bu bölgede bir kar realizasyonu beklemiştik ama son deneme sonrasında şu an geldiğini görüyoruz. Belki yukarıda bugün hemen bakalım ve onu yorumlamaya çalışalım. En yüksek görülen seviye neresiymiş? 51.800. Evet, 51.900. Yani bizim bahsetmiş olduğumuz haftalık ortalamamız. En düşük görülen de 51.280. Bakalım 51.900. Evet, görüldüğü üzere geçilmesini beklemiyoruz. Günlüklerde ise 52.260 direnç, 51.170'in kırılması demek. Aslında petrol fiyatlarında ciddi bir 51.200'ün 40'ın altını gördü. 51.400-500'ü geçemediği müddetçe aşağıda 51.170 potansiyel kırılma ihtimali gündeme getirecek de 50.500'lere kadar bir geri çekilme. Hatta tabloda baktığımızda haftalıklarda da hemen hemen bu seviyeye denk gelen bir noktada. 50.300 altındaki bir kapanışta ise 49'lara kadar kar realizasyonu sürebileceğinden bahsedebiliriz. Bu anlamda en azından önemli bir gün olarak bakılabilir. Bir kar realizasyonu yaklaştı diyebiliriz. Tabii burada tablo hemen şöyle bir bölge çekelim. Eski direnç görüldüğü üzere şu an için destek olarak çalışıyor ki burası 51.300'lere, 280'lere, bizim tablomuzda bahsetmiş olduğumuz 51.170'lere bu bölgeye denk geldiği için önemli. Yukarıda 51.900'ü geçilmediği müddetçe bu hareketin aşağıya gelme ihtimali artacaktır. 51.200 yukarıdan yüksek görülen 52.800, hemen şuradan haftalık yaparak şunu yorumlamak istiyorum. Tümünü sivil tam nokta hedef bakalım. 52.81 daha önce görülen 52.83 görüldüğü üzere teknikte bir önceki tepeyi göremiyorsa, geri çekilme oluyorsa bu hareketin yatay, hatta daha aşağılara gelme ihtimalinden bize işaret veren bir göstergedir diyebiliriz. Yeni bir tepe olmamış, yani 52.83'ün üzerine çıkmamış. 52.81'lerde. Ya çıkmayacak anlamına gelmiyor ama sonuçta bugün, bu hafta bu anlamda önemli. 51.900'ün üzerinde kalamadığı müddetçe gerilemeyi biz önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında göreceğiz. Nereye kadar? Hemen bir trend hareketi çizelim. Daha doğrusu trend çizelim. Bu trende baktığımızda kademeli bir şekilde petrol fiyatlarında 51.200'ün altındaki hareketlilik bir süre sonra petrol fiyatlarında tekrar 47-48'leri, hatta bu seviyenin altını gündeme getirebilir mi? 51.200'ün kırılması demek aylıklarda 48-100'leri gündeme getirebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube sayfamızdan bize abone olup tavsiye ederseniz çok memnun kalırız. Destekleriniz için teşekkürler.